Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim daha önce belki de hiç duymadığınız çok farklı bir tarif. Bulgurlu sütlaç tarifi yapacağız. Buyurun yapımını görelim. Malzemeleri görüyorsunuz. Her evde bulunan malzemeler. Öncelikle tenceremin içine bir çay fincanı kadar normal pilavlık bulgur ekledim. Üzerine yarım litre su ekliyorum. Ocağımı açıyorum ve kapağını kapatacağım. Bulgurlar suyunu çekene kadar pişireceğim. Ara ara kontrol etmemiz gerekecek çünkü yanabilir. Evet, bakıyorum kaynamaya başlıyor yavaş yavaş. Devamlı kontrol edelim. Karıştıralım arada. Zaten çok çabuk pişiyor, görüyorsunuz. Bayağı bir yumuşadı bulgurlar. Şimdi bir adet limonun kabuğunu güzelce rendeliyorum. Eğer sütlacı seviyorsanız eminim ki bundan sonra hep bulgurla yapmak isteyeceksiniz. Pirinçle yapılandan kat kat daha lezzetli, çok farklı, değişik bir sütlaç tarifi. Evet, limon kabuklarımızı hazırladık. Şimdi yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da tereyağımı ayarladım. Bakıyorum, çok az kalmış suyunu çekmesine. Devamlı karıştırıyorum. Şimdi tereyağını ekledim. Güzelce karıştıralım. Bu tarifte ve bütün sütlaçlarda kesinlikle şekerini en son eklemeliyiz. Eğer önceden eklersek sertleşir bulgurlar veya pirinç olsun. O zaman ne kadar kaynatırsanız kaynatın kesinlikle yumuşamaz. Sertleşir. O yüzden şekerini en son ekleyeceğiz. Evet, güzelce tereyağıyla da beraber özleşti. Suyunu da bayağı bir çekti. Şimdi bir çay kaşığın ucunda tarçın ekledim. Yoksa kabuk tarçını da kullanabilirsiniz. Bir tane içine atıp sonra çıkarabilirsiniz. Limon kabuğunu ekledim. Karıştırıyorum. 2,5 su bardağı süt var. Onu kullandım. Şimdi artık bir çay kaşığının ucunda da tuz ekledim. Güzelce karıştırıyorum ve kapağını kapatacağım. Özleşene kadar pişireceğim. Arada kontrol ediyorum. Nişasta falan kullanmıyorum. Bu çok hafif, çok lezzetli bir sütlaç olacak. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar toz şeker kullandım. Küçük bir çay bardağının yarısı kadar. Gayet de şekeri yeterli geldi. Çok hafif, şahane bir sütlaç tarifi. Eminim ki denedikten sonra her zaman yapacaksınız. Evet, kıvamını almış. Artık ocağı kapatabiliriz. Gayet de güzel pişmiş. Şimdi artık sunum kaselerimizi alabiliriz.
Bekleyince zaten kendisi koyulaşacaktır. Daha bir koyu kıvam alacaktır. O yüzden nişasta veya yumurta kullanmak istemedim. Daha sağlıklı, daha lezzetli, hafif, nefis bir tatlı. Lütfen tarifimi denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Kaselere dağıttıktan sonra hafif üzeri kaymak tutmaya başladıktan sonra üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ama biraz böyle hafif ince bir tabaka halinde kabuk tutmaya başladıktan sonra yaparsanız daha güzel olur. Evinizde ne varsa üzerine süsleme olarak kullanabilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz içi. Ben badem kullandım, ceviz kullandım, fıstık tozu. Biraz da tarçın kullanacağım. Süslemeleri bitirdikten sonra da buzdolabına bırakacağım. En az 2-3 saat bekleteceğim. O zaman daha güzel kıvamını alacaktır. Dilerseniz sıcak da tüketebilirsiniz ama soğukken çok daha lezzetli oluyor. Bulgurlar içinde sanki cevizmiş, ceviz tadı gibi yani böyle sanki ceviz yiyorsun. Bilmeyen anlamaz bulgur olduğunu. Ceviz gibi şahane bir sütlaç oldu. Gerçekten çok lezzetli. Gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum. Yapabilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, eğer abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen abone olmayı unutmayınız.